hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Benim izimde tapşın tapşın, yürüsün koşsun dua etsin yatsın kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sallah, kariyeri pulle, çayını da demle, son durak Avrupa yakası. Avrupa. Ben de zengin çocuğuyum, ben de üniversite okudum, ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur atsanız aranıza. Bence ayaküstü bir şeyler atıştıralım, ondan sonra da rock dinlemeye gidelim. Anadolu rock mı? Mevzu bahisimiz kira mı? Ha, hemen geri vites. Ay yanlış anladınız ama Makbule Hanım. Annenle yaşamak fikri biraz. Anlıyorum sevgilim seni ama annem sürekli arkadaşlarıyla birlikte seyahate çıkıyor. Kendi evimiz gibi olacak hem. Önce oğlum gitti şimdi kızım. Saat kaç oldu acaba? Lan! Ne yapıyorsun acaba? Ya bu ev... Biraz tabii. Sıkıcı mı? Çok. Sakin diyelim. Yani. Sakinleştirici ya. Neşe veriyor. Efendim, cesaret veriyor. Gevşetiyor, gevşetiyor. Ben yavaş yavaş kalkayım o zaman. Olmaz. Mahpule Hanım, çok tuhaf hareketleriniz var. Ben çok rahatsız oluyorum lütfen ama. Sen benim ablamsın ya. Mahpule Hanım, şu anda ben acayip derecede tırsıyorum. Ne var İfacığım? Ben kızımı almaya gidiyorum. Ne? Lan! Lan! Nereye gidiyorum ben? Allah! Gitti be! Kesesini! Baktım usandım senden. Zaten elektrik yüklendim. Allah ver çalarım fena. Çarparım seni. Gitti lan! Dünkü iş görüşmesi nasıl gitti Cem? Çok iyi gitmedi efendim. Muhasebe müdürü pozisyonda birini arıyorlarmış. Cem daha çok yaratıcı yönünü kullanmak istiyor baba. O kadar yaratıcıysa kendine iş yaratsın. Problem de çözülmüş olur. Veya senin gibi akraba torpilinden iş bulsun Sacit. Böylece çalışmasına da gerek kalmaz. Lütfen benim yüzümden tartışmayın. Size de yük oluyoruz efendim burada. Aa, hiç olur mu öyle şey Cem'ciğim? Ne olacak? Gündüzleri böyle oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Sonra hep birlikte temizlik yapıyoruz. Sağ olsun bizim uzanamadığımız yerlere uzanıp siliyor. Değil mi? Tabii canım. Camlar mis gibi misal. Tabii ya. Ayrıca çocuk biraz dinlensin. Canım değil mi? Kaç senedir çalışıyor. Benim için zor bir durum efendim. Lütfen öyle demeyin. İşte bugün evdeysen diyorum ki perdeleri indirip yıkayalım. Hayır. Hep duyarlıydın, duyarlı kalacaksın yani Makbule abla. Balık burcuyum ya. Ayrıca duygusal ve hayalperestim. Elizabeth Taylor ve Einstein. Para pul durumunuz nasıl Aslı? Şayet bir ihtiyacınız varsa. Yok baba, idare ediyoruz. Para mevzunda benim bir maruzatım var dayı. Olmasaydı şaşardım Sacit. Kimse yok mu? Yalnız değilsiniz değil mi? Dayımlar var, Aslı var, Sacit var, Burhan Bey. Yalnız ben sizden biraz tırsıyorum. Lütfen ama. İyi sabahlar efendim, iyi sabahlar. Aa, Sacit Bey burada. Ben sizi çok özledim. Maça davet ediyorum. Plazma TV'ye 16:09. Ay, o tabaklar nedir Burhan? Kısır yaptım, en üsttekine koydum. Alttakiler boş, kusura bakma. Kusura bakma, kısıra bak İfut.
Espri yaptınız. Duydunuz mu espriyi Sacit Bey? Evet. Ben yaptım. Güzel de Burhan'cığım, bu tabakların hepsi bizim. Nasıl oldu senin eve gitmiş bunlar? Ay herhalde evde otur otur bulanıma girip dolaşmaya çıktılar. Sürekli bana yemek gönderiyorsunuz ya, belki ondandır İfot. Yemek mi gönderiyoruz? He, Makbule Hanım her gün getiriyor. Belki de sizden habersiz, her gün bana ikram yapıyor. Makbule mi? Nasıl yani? Gerçekten nasıl yani? Yengemler göndermiyorsa Makbule sana niye yemek getirsin ki? Şimdi belki kendi ikram ediyordur falan diye sen lafı nereye götürüyorsun arkadaşım? Bak beni kontak ediyorsun ha. Tanrı verdi sana, sen benim ablamsın mı dedi? Yine iyi tarafından bakmak lazım canım. Sen benim teyzemsin de diyebilirdi ya o. Bilal, Fatoş, bence inanma. Yani bu çocuğun ofiste sana nasıl baktığını görüyoruz hepimiz. Ya. Ayrıca Fatoş'cum, sana şöyle bir baktığımda hiç de dünya hayret bacım olsun bir görüntün yok ya o. Çok mersi o Bilal. Acaba sevgilisi mi var? Olsa da söyler mi? Arkadaşlar bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Takip edelim delikanlıyı. Aa, aşk olsun ama Sacit Bey. Bence konuyu saptırıyorsunuz burada. Konuyu mu saptırıyorum? Ben mi saptırıyorum? Yok, kendi kendine sapıyor konu. Aa, nerelere gitti? Burada başladı, sonra bir yerlere gitti, sonra tekrar burada bir yere kaçtı. Ya, lafı geveleme lan. Ablam sana niye ikram yapsın? Kara kaşına gözüne bayıldığından mı lavuk? Aa, aşk olsun ama Sacit Bey, böyle düşünürseniz çok üzülürüm. Ben yani öyle düşünmüyorum ki. Ayrıca benim gözlerim kara değil, kahverengi. Her coğrafi bölgede olan herhangi sıradan bir ton. Pireyi deve yapma Sacit. Aa, efendi ol biraz. Ha, ay hatırladım ayol. Biz Ramazan'da her yaptığımızı Burhan'a da yolladık ya. Bu tabaklar o tabaklar değil mi Burhan? Evet, bu tabaklar o tabaklar, bu tabaklar o tabaklar. Doğru, bu tabaklar o tabaklar. Yani İfot düşünmüş Mahpile Hanım ne yapsın? Evin genç kızı olarak o da geliyor, servis yapıyor, hizmet ediyor yani. Bunda bir şey yok, son derece olağan şeyler. Nişantaşı'nda. Eyvallah. Bak ifadelerinde böyle açık ol, net ol, ciğerim ye. Ben ablam konusunda biraz hassasımdır, beni fitiletme. Tamam. Burhan'cığım, bunlar iki kardeş birbirlerine çok düşkündürler. Bunu acı dersle öğrenmiş oldum. Hadi ben çıktım. Aa, nedir o elindeki? Sandviç, öğle yemeğim. Hadi bay bay. Bunlara da çok üzülüyorum ben. Neden? Maddi durumlar iyi değil herhalde İfot. Yani ben Aslı'yı tanıyorum. Aslı her öğlen öteki kokonalarla birlikte yemeğe çıkardı. Şimdi yok. Hay Allah. Saçımı uzatmayacağım Gaffur. Bir sorum olacak. Beyniniz nasıl? İyi. Ya. Evet, iyi günler. Beyniniz neden sokağa çıkmıyor? Özellikle geceleri el ayak çekilmişken, sokaklar bomboşken. Niye? 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 Çünkü sokaklar gündüz çok kalabalık oluyor ondan. Aklıma gelmişken, beyninizin burcu ne? Akrep. Akrep mi? Vallahi mi? Hadi, tesadüfe bak ya. Niye, seninki de mi akrep? Yok. Bir akşam bize gelsene, otururuz. İyi günler Gaffur. Kendini ağırdan sattığında da içim bir hoş oluyor ya. Karabaş, canım sıkıldın mı? Karabaş, yakında seni Cem tabir ettiğimiz bir hıyarla tanıştıracağım. Birbirinizi çok seveceksiniz. O da senin gibi akrep. Şşt, öldürme lan. Sosyete yaşıyorlar. Taksiydi, yemekti, kozmetikti. Bunların hepsi para. Hazıra dam dayanır İfot. Gündelik odur, şudur, budur. Çok harcıyorlar herhalde. Yani söylemesi ayıp ama damadın babası da iskele babası. Orası öyle. Şam babası yani. Bir faydası yok ki çocuklara. İşi gücü karıyla kızla hovardalık etmek ya. Kartsan para.
yazık çocuklara. Aslı'nın abisi olduğum için çok üzülüyorum efendim. Dayıcığım, mali konulara girmişken ben de dükkanla ilgili bir konu konuşmak istiyorum ama... ev kalabalık olduğu için bir türlü mevzuya giremiyorum. Aa, ben kalkayım o zaman. Evet. Hadi görüşürüz o zaman. Sacit Beyciğim, akşam maça bekliyorum. Sizsiz gollerin tadı kesinlikle çıkmaz. Bunu bilin ama. Oldu, oldu. Hadi hoşça kalın. İyi çalışmalar. Tahsin'cim, bu çocuklara yardım etmek lazım. İyi de nasıl yapacağız? Oğlanın gururu kırılır. Çıkarıp eline para versek almaz ki. Almaz ama biz çaktırmadan veri verelim işte. Lafınızı balla kessem. Dayıcığım, malumunuz muhallebiciden yüzde aldığım için... aklıma kârımızı yükseltecek şahane promosyon fikirleri geldi. Söyle diyeyim şu. Şimdi efendim, eski bir gelenek olan yemeğin içine altın koyma fikrine ne dersiniz? Ha? Aa, Tanrı verdiği takip mi edeceğiz? Çok eğlenceli. Sevgilisi var mı yok mu anlamak için. Sana abla diyor değil mi? Bana da abi diyor ya. Tuhaf şey. Şöyle ki, her gün bir sütlü tatlının içinde bir cumhuriyet altını olacak. Ne kadar çok tatlı yerseniz altını bulma şansınız o kadar artacak. Nasıl? Oğlum, kumar bu. Yok, bir tür piyango diyelim. Bizim tatlılarımız zaten güzel. Yediye hurdiye gerek yok. Duymayayım böyle bir şey yaptığınızı. Hey, aşk olsun dayı. Sen istemezsen ben böyle bir şey yapar mıyım? Unuttum. Bak bitti gitti. Yenge, biz ne konuşuyorduk? Şimdi bir sütlü tatlının içine bir cumhuriyet altını atıyorsunuz. Anladın mı? Anladım. Ondan sonra buraya kampanya diye kocaman yazıyorsunuz. Altını tatlıyı bulun. Bir sürü yiyin, şansınız artsın. Tamam mı? Anladım abi, hemen. Abi, tatlı yerken altını da yutmasınlar sakın. Ya oğlum, zaten bizim başımıza ne geldiyse senin bu şom ağzın yüzünden geldi. Dün de nahbuat biraz sekiyor gibi galiba dedin. Şak, at takıldı, düştü, yandı paralar. Sacit, sen zaten bu arada hep kaybediyorsun abi. Suçu bende bulma lütfen yani. Ya bazı insan, bazı insana şans getirmez kardeşim. Kedi al, uğruna dene demişler ha? Ya zaten ben öyle şans getiren bir kedi bulsam bir daha bırakmayacağım ki. Atnalı, tavşan ayağı, dört yapraklı yonca, ebe gümeci, kuzu kulağı, radika salata, hindiba, hepsini denedim lan. Bir uğurlu kedi kaldı. Şu güzelim kadın ha? Abla diyormuş canım. Ya bence o Fatoş'a kesik kesinim. Kesik kesmişsin röportajı Fatoş'cum, aşk olsun, yarıda kesik. Ama şekerim ne yapayım, sayfada yer yoktu. Peki nasıl anlayacağız çocuğun duygularını? Bence Fatoş'a naylon sevgili bulalım. Bakalım Tanrı verdiğine tepki verecek. Aa, tepki mi? Arkadaşlar, ben okuyucunun tepkisinin çok iyi olacağını düşünüyorum. Öyle canım. Okuyucu veli nimetimizdir. Tepkisi çok önemli. Naylon mu? Ya bir arkadaşımız Fatoş'un sevgilisi gibi davranacak yani. Öyle mahsusçuktan. Tanrı verdi, kıskanıp arıza çıkartırsa. Aa, niye arıza çıksın canım? Matbaada şıkır şıkır basılıyor dergiler. Ya siz beni salak mı zannediyorsunuz? Ben buraya geldiğim zaman bir bakıyorum, hop konu değişmiş. Ben bunu anlamıyor muyum zannediyorsunuz? Lütfen ama gerizekalının teki karşınızda yok. 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 Ne? Bak bunun cebine koy, Cem'e vereceğim. Neyi koyayım? Parayı ayı. Aranızda fısır 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 dedikodu yapıyorsunuz. Burhan Altıntop gelince
ani bir manevrayla konu değişiyor. Biz konuyu değiştirsek siz hiç anlamaz mısınız Burhan Bey? Aşk olsun. Ayrıca Burhan Bey, sizin IQ'nuz normalim çok üstünde. Ne gülüyorsun ya köylü çocuğu? Açıkta bir şey mi gördün? Bir bak ya iyice. Açıkta bir şey mi var acaba? He? Beni bozma, sana çok pis dalarım ha. Tanrı verdi, hayır. Hadi ya geldik, geldi. Hadi gel. Bir durdum, bir durdum bakayım. Fatoş ablanın hatırı için durdum bak. Boş tehditlerle bu işler olmaz delikanlı. Laf, 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 hep laf. Bir aksiyon göremiyoruz. Kedi kesmeye benzemez adam dövmek. Kedi deyip durma lan bana. Ben satanist değilim. Ne yaparım seni biliyor musun? Ya ne yapacaksan yapardık ya. Ne yapacaksan bir dakika bekliyorum burada. Ne yapacaksan yap. Tanrı verdi. Tamam canım. Sen git biraz hava al. Anlayamıyorum ama. Nedense Burhan bugün tersinden kalkmış canım. Adamın düz tarafı yok ki. Ruhu eri Kubilay abi. Neyse, sizin güzel hatırınız için. Yoksa... Hep bu boş sözler. Yalan sözler daha nili. Palavra, palavra, palavra. Palavra, palavra, palavra. Palavra, palavra, aman palavra. Hepsi palavra. Ya sabır. İyi düşünmüşsün. Öyle düpedüz para versek almaz değil mi? Almaz ayol. Gurur yapar, küser müser neme lazım. Sorarsa bizim ilgimiz yok deriz. Geçen kıştan herhalde cebinde kalmış deriz. Yani bizim koyduğumuzu bilmeyecek öyle mi? Bilmeyecek tabii Tahsin'cim. Aa, her şeyde de teşekkür bekleme sen de. Yani teşekkür değil de o iskele babası Bülent Bey'e karşı biraz değerimizi bilsin istiyor insan. Neyse peki. Ne kadar koyacaksın? 100. İyi mi 100? İyi. Hatta 50 versen de olur. Ayol davulcuya bahşiş mi veriyoruz Tahsin? Davulu zaten Burhan geliyor çalıyor işte. Ay nereye Cem? Çıkıp biraz hava alacağım efendim. Keyfim kaçık da. Ah bu ceketi de alayım. Hava biraz serin. Aa yok yok alma. Niye? Şey lekesi var. Ben çıkarayım akşama alırsın. Cem param var mı yavrum? Ay Tahsin. Sağ olun efendim. Hayrola Gafurcuğum, hayırdır? Yok, şey apartmanda hemen böceği varmış da ben de onu olayım. Tamam, korkma Gafur. Bir şey olmaz, metin ol tamam mı? İyi günler. Karabaş, Karabaş. Gel babana bak, al Karabaş. Allah'ım. Lazım ha. Bu iş daha karlı. 400 tatlının içinden bir altın bulmak için bayağı şanslı olmak lazım ya. Vay. Sen ha? Ha merhaba. Kardeş sen beni o gün çok yanlış anladın ya. Yani senin ablan benim de dünya hayret bacımdır. Benim de ablamdır yani. Buranın hanımlarına biraz iltifat et dediler. Kendisi yanlış anladı yani. Tamam, tamam, tamam. Aslı da bunun gibi bir şey geveledi bana zaten. Müşteri veli nimetimiz. Ne yapalım? Otur, ye. Ne yiyeyim ki? Bilmem canım, ne ister? Ne çabuk kanka olduk be. Ne istiyorsan onu ye. Bana ne? Oldu o zaman. En ucuz ne? Öf, Mahmut şuna su muhallebisi ver. Şu? Şu falan böyle emir kipiyle böyle gergin ses tonlarıyla konuşmayalım yani. Ben Anadolu rakçıyım.
Başkaldırıya meyilliyim. İsmimle hitap edin bana. Tanrı verdi. Aman, iyi ki vermiş. Ay şekerim, teker teker veriyorsun. Yetmez bu. Ver bir 5.000. Ne? Aa, pintilik etme Tahsin'cim. Kızına harcıyorsun. Yahu evlenince masraf bitecekti sözde. Daha beter oldu. Hadi. Ay ver şekerim, ver. Al canım, al. Buyurun. Bu sefer de benim param bitti yahu. Ay ay ay, Cemcim, hayrola niye döndün? Niye dönmese miydim? Hayır, 2 dakikada dediye geri döndün yani. Hava serindi efendim, üşüdüm. Ama madem istemiyorsunuz, ben çıkar giderim yani. Abi, ya, gel bak şu ceketi giy, madem hava serin. Al. Efendim, o ceket lekeli dememiş miydiniz? Canım, lekeli mekeli. Allah Allah, giyiver, ne var? Peki. Bu ceket de biraz dar bana. Aa, baloya gidecek halin yok ya. Hadi git git. Anladım efendim. Nasıl aşağılıyorlar ya? Yok niye geldin? Yok baloya mı gideceksin? Yok lekeli ceketi giy. Ulan paran yoksa bir yiğitsin be. Bu ceketin Allah belasını versin. Dar bana bu ceket. Pardon canım, pardon. İyi misin sen? İyi misin? Ay, şükür. Karabaş. Gel paranı ver. Karabaş. Salak karabaş. İçinde altın para unutmuşsunuz ha. Buldun mu lan parayı? Ne şanslı adamsın be. Aa, oyun muydu bu? Ne güzel ya. Ben hep böyle şanslıyımdır ha, biliyor musun? Tuhaf şey. Bir de bir pes vallahi. Buyur kardeşim. Ne güzel buldum değil mi? Ya, evet. Sağ ol vallahi. Altını bulana tatlı bizim armağanımız. Biliyor muydun? Ne? Ya. Çok güzel ya, çok sevindim. Vallahi rock forever demek istiyorum. De, bana uyar. Rock forever. Peki... Sen hep böyle şanslı mısındır yani? Hı. Özellikle yanındakilere şans getirdiğimi söylerler. Hem zararsız hem de böyle Fatoş'a aşık rolünü çok iyi yapacak bir naylon sevgili lazım. Hatta kendisinin naylon olduğunu bilmese de olur. Daha inandırıcı bir performans sergiler. Ay çocuklar, biz kötü müyüz? Fatoş'cum, biz iyi olsak zaten bu hikayeler... Çok sıkıcı olurdu ya. Aa, Sertaç nasıl? Vay, iç güveş, ne haber? Hangi rüzgar attı seni? Derler ya tercüme filmlerde. Biraz kafama dinleyeyim demiştim Sacit ama seni görünce vazgeçtim. Evde dinle o zaman. Bak biz burada ekmek parası kazanacağız diye soğukta tir tir titriyoruz. Aa, öyle mi? Üzme sen canım kendini. Al canım sana ceket. Al giy bunu. Benim hediyem olsun sana. Zaten bana dar. İyi, eyvallah. Gergin gördüm seni. Yaprak ne yapıyor ki orada? Uzaktan burayı izliyor. Yaprak! Bacım sen ne yapıyorsun orada?
Evladım, ceketin nerede? Niye? Hayır, güzel bir ceketti de bir yerde falan bırakmış olmayasın. Hayır, bırakmadım efendim. Nerede öyleyse? Ay, niye taktınız cekete bu kadar? Yok, takmadık canım. Niye takalım? Hayır ama nerede? Hediye ettim. Ne? Niye bu Fatoş böyle durup dururken beraber takılalım muhabbeti yapıyor? Ben de anlamadım abi. Yarın gel beni ofisten al dedi. Aa, iş yerinden al dediğine göre niyeti ciddi. Çünkü bütün arkadaşlar orada. Yani herkes görecek bak. İyi akşamlar. Bu sefer yemek yemeye geldim. Gel canım kardeşim gel. Mahmut, kardeşime tavuk pilav bir de sandalye kap gel. Çabuk. Arkadaşım biz de tam sayısal oynuyorduk. Söylesene birkaç tane sayı. Yok ya ben şans oyunu sevmiyorum kusura bakma. O zaman spor toto oynayalım. Kumar değil, futbol bir yerde. Ben yemeğimi yiyeyim de açlıktan herhalde biraz üşüdüm. Bu akşam tatlı yemeyecek misin canım kardeşim? Yok ya, biraz da başkaları kazansın. Altını onlar bulsun, tatlıya para vermesin de değil mi? Of! Hay bir kolu. Aa, yine altın çıktı ya. Hayır yani bir ceket muhabbetidir gidiyor ben anlamıyorum. Hayır çok güzel bir ceketti de kime hediye ettin? Efendim çok affedersiniz ama ceket benim değil mi? He? Kime istersem ona hediye ederim. Çüş artık. Ne işi var lan bunun orada? Sacit abi, Cumhuriyet altını kayıp. Ahçıbaşı başka bir yemeğin içine düşmüş olabilir diyor. Abi şansa bak ya. Ben böyle bir şey görmedim kardeşim. Sonuçta abi tavuk pilav bedava değil mi? Ya ben de ne uyanık çıktım ya. Vallahi öyle. Kediyi buldun galiba abi. Ne kedisi ya? Bana mı kedi diyorsun? Ne demek istiyorsun arkadaşım kedi diyerek? Hiç. Ne hiç? Her siyah giyen rakşiyani muamele yapmayın ya. Ha? Ha yok. Ben anladım seni, çözdüm seni. Boş ver sen. Uzattınız bu konuyu. Canım olur mu öyle ona burada hediye vermek? Sokakta mı buldun ceketi? Para... Para verilip alıyor onlar. O kadar da vahim bir durumda değilim efendim. Ayrıca merak etmeyin ceket de yabancıya gitmedi. Ya çocuk gibi kıyafetlerin hesabını soruyorsunuz. Rahat bırakın biraz kocamı ya. Söyleyelim ya o cekette para olduğunu. Ay olmaz Tahsin'cim, hayır. Ay zaten her şeye küsüyor. Sadaka mı verdiniz der. Vallahi kalkar gider yine Sedef Hanım'a taşınmaya. Ya 5.000 lira bu. Nereden koyduk ceketin cebine? Canım yabancıya gitmedi diyor. Bir arkadaşına vermiştir. Yarın olsun yine sorarız. Yok kardeşim senden kıymetli mi? Üşüme al senin olsun. Benden sana bir anı. Vallahi çok esaslı, harbi bir delikanlıymışsın abi. Tabii tabii. O zaman yarın atlara gidiyoruz ha. Abi şimdi bu kumar sayılmaz değil mi? Allah Allah. Ya insanlar koşunca spor oluyor da, atlar koşunca niye kumar oluyor? Hem bu parayı biz almayacağız ki. Bu para emekli olmuş atların bakımına falan gidecek. Aa ne güzel. O zaman ben gelirim. Tamam. Abi sana kolay gelsin. Rock forever. Sensin. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar. Burhan Bey, ben size karşı çok mahcubum. Estağfurullah. Şey,
içeride konuşabilir miyiz böyle kapı ağzında? Ye ye belli iyi. Evdanı kısra bakmayın. Peki. Geçen hafta yengemin reçeteli ilaçlarını bilmeden almak suretiyle ve bundan dolayı yine bilincimi kaybetmemin akabinde bir genç kıza yakışmayacak örf ve adetlerimize aykırı, ayrıca gençlerin ruhsal ve bedensel gelişimini engelleyecek bir takım hoppa hareketler içinde bulunmuştum. Özrü bir borç bilirim. Bence bu konuyu unutalım. Sacit Bey özellikle bu konuda haberdar olmazsa çok sevinirim. Bence de, bence de. Sacit Bey benim anladığım kadarıyla bu olay hakkında yani ablası yani siz konusunda hassas. Öyledir. Bence bu olay bizim küçük sırrımız olsun. Sırrımız? Sırrımız. Bizim aramız. Evet. Tamam o zaman. Yarın akşam ben Sacit Bey'i maçı davet ediyorum. Plazma TV var ya 16.9 daha geniş oluyor. Böyle kucaklıyor gibi. Lütfen iletirseniz çok sevinirim. Baş üstüne, baş üstüne iletmem de. Sırrımız. Bastığı yeri inmeti. Devanası. Apartmanda zelzeleye sebebiyet verdi. Devanası. Ayı. 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 Are you ready? Beğendiniz mi? Pek senin tarzın değil sanki. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Ya bana da böyle açıkçası pek asi bir havası yokmuş gibi geliyor ya. Selam. Hoş geldin Sertaç. Fatoş Hanım özledik. Aa ne demek öyle Fatoş Hanım falan? Bu ne resmiyet böyle? Çılgın seni. Fatoş o zaman. Merhaba kedi, ne haber? Sana da merhaba. Sertaç, bugün beni nerelere götüreceksin bakalım? Vallahi rüzgar bizi nereye götürürse artık. Ay Sertaç. Tamam, o zaman götür beni. Nereye istiyorsan oraya götür. Olur olur. Götüreyim. Arkadaşlar, ben gelmezsem merak etmeyin. Sertaç'la birlikteyim demektir. Hadi arkadaşım, eyvallah. Nereden arkadaş oluyorsam. Cep, havalarda adam akıllı serin diyor ha? Ya öyle. Ceketi verdiğin arkadaş herhalde üşüdü de verdi. Hayır, güzel bir ceketti çünkü. Evet efendim, üşüdü de verdim. Tanıdığımız bir arkadaşım mı üşüdü? Aslında arkadaşım denemez. Ya. Yabancı mı? Yabancıya mı verdin ceketi? Allah Allah. Ne ceketmiş ya. Sacit'e verdim efendim ceketi. Sacit'e. Anlamıyorum ki ikide bir o kedi muhabbeti yapmakla ne demek istiyor? Sertaç mıdır nedir? Ya bırak bunları kardeşim. Sen ne şanslı, ne uğurlu, ne şahane bir insansın yani. Şimdi o kazandığın paralar yaşlı ve sakatatların bakımına mı gidecek Sacit abi? Tabii tabii, sakatatlara gidecek. Arnavut ciğeri, beyin salata. Şöyle bir çilingir sofra. Ya şaka be kardeşim. O zamanında atlar için kurulmuş bir vakıf. Tabii. Hatta Veli Efendi kurmuş. Vay çok mübarek insanmış ya. Yahu sensin o. Tanrıverdi. Bence bu çok kıyak bir arkadaşlığın başlangıcı kardeşim. Sacit abi, ayıp olmazsa bir şey söyleyeceğim. Ya bu ceket çok güzel ama ya benim pek tarzım değil. Ben bunu sana geri versem olur mu ya? Ver kardeşim, dert değil ama bana da olmuyor ki, büyük. Büyük yani. Bir ceketim bir geleyim. Canım olmadı. Yağmurlar, karlar bile üstüme yağıyor. Üşüyorum, titriyorum.
titriyorum. Sokaklar karanlık, korkuyorum. Üşüyorum. Niye gözlerim doldu ki? Ben pek tarzım almışım. Böyle bu. Böyle. Korkuyorum. Bu ne abi? Gel abi, sana burada bir ceket var. Gel. Sağ ol dost. Ama unutma ki insanın içini ısıtan bu abalar değil, gerçek dostlardır. Olur abi, bence sakıncası yok. Ben de kalkayım abi izninle. Akşam konuşuyoruz dostum. Alo? Dayıcığım buyurun. Canım neredesin? Bir saattir çekmiyor telefon. Anlatma, anlatma, tamam. Bak buraya Sacit. Cem'in hani istemeyip de sana verdiği ceket var ya. Onu yatırsana, bize lazım. Canım lazım işte, Allah Allah. Şimdi dayıcığım, o ceket Cem'e dar, bana da bol olunca bir Ramazan hayrı olarak gariban bir arkadaşa verdim. Niye bağırıyorsun dayıcığım? Tahsin, cebinde para olduğunu söyleme. Aylarca tefe koyar çalar Cem'i. İç güveys dayından geçiniyor diye. Ayıp olur vallahi. Sacit, o ceket bize lazım. O şey yapacaktık. Daha böyle ihtiyacı olan gariban birine. Gafur var ya, Gafur. Hani kapıcının oğlu. Ha, üste yok, başta yok, zavallı gariban. Ona söz verdik de ayıp olur şimdi. Hayır efendim, başka ceket olmaz, o olacak. Hemen geri al o ceketi. Bak şaka yapmıyorum Sacit. O ceket bizim için çok önemli. Burhan'ı da söyle. Ha, bir de bak Burhan 50 defadır seni maç seyretmeye davet etmiş. Bu akşam gidiver bari. Dün çok ayıp ettin adama. Ya. Tamam dayıcığım. Ben şimdi o adamı bulur, ceketi geri de alırım. Burhan'a maç seyretmeye de giderim. Tamam, anladım efendim. Baş üstüne dayıcığım. Eyvallah, eyvallah. Allah Allah, kardeşim nedir benim bu çilem ya? Gülenay abi! Gülenay abi! Oo, hoş geldin Deli Hanım. Zahmet oldu. Yormasaydın kendini. Yayın yönetmenimden izinliyim de. Yok ya. Paçan sıkışınca hemen bunu Fatoş ablası kurusun ya. Hemen kurusun bunu. Paçan sıkışınca hop Fatoş ablasının eteklerinin altına girsin. Olur mu ya? Erkek adama yakışır mı bu? Tehlikeli sularda yüzüyorsun Burhan Bey. Bak akşam akşam elimden bir kaza çıkarttırtma bana. İşin gücün geyik muhabbeti. Evet. İşin gücün geyik muhabbeti. Bir şey yapacağım diyorsun, yapmıyorsun ama. Hep lafta kalıyor, hep lafta, hep lafta, hep lafta. Seni yıpratırım. Bak. Sana taktım. Bak. Bu dayağından bak. Senin üzerine giderim, ileri gitmeye engellerim. Satanist! Ben kedini çok seviyorum. Uzak dur kedilerden. Ağzını burnunu dağıtıyorsun seni. Alo? Ne haber Sertaç? Bu heriften de ne anlıyorsa yani. Vay be Gülenay abi. Senden hiç beklemezdim ha. Ya güya şansım yaver gitti dedim. Ha şimdi de hepsini sana veriyoruz. Buyur. Her kuruşun gıda, ısı ve giyim olarak ihtiyaç sahiplerine gittiğinden emin ol dost. Gülenay der ki, bir yudum su, bir dilim ekmek, bir dilim... Ya tamam be kardeşim ya, ver şu ceketi, tatava yapma, hayret bir şey be. Alo. Ha, tanrı verdi kardeşim. Bu akşam maç seyretmeye gidiyoruz, plazmadan. Geliyorsun değil mi?
Süper. O zaman sen bize gel. Oradan beraber gideriz. Eyvallah. Tamam kardeş. Bir sorun olacaktın. Oğlum ödümü patlattın be Gaffur be. Öf. Seni gördüğüm iyi oldu ama sor. Cem Bey bu gece dışarı çıkacak mı? Ha sanmıyorum be canım. Bu akşam maç var. Biz Burhan'dayız ama Cem evde olur. Burhan'da mısınız? Ha. Ha Gaffur. Bu arada bu ceket seninmiş. Sana hediye. Giy bakayım. Ha. Giy 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 giy. Çabuk. Ha. Güle güle giy. Hadi bakayım. Dön bakayım. Ha. Ha. Güzel ceketmiş. Polat Alemdar ceketi tarzında. Ha? Vallahi çok yakışıklı oldun ha. Aferin lan sana. Hadi bakayım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar aslanım efendi. Nasılım? İyi akşamlar. Aa! Nasılım? Nereden buldun o ceketi Gaffur? Nasılım? O Cem'in ceketi kim verdi sana? Cem'in ceketi mi? Ya dönüp dolaşıp nasıl sana geldi o ceket ben anlamadım. Yok bir dakika ben bunu bir kuru temizleyiciye götüreyim. Ondan sonra getireyim. Nasılım? Yazık, bu da iyi niyetli bir çocuk herhalde ama. Geç bakalım. Cem Bey, otur. Ne? Konuşma. 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 Saz çalayım mı sana? Bana baş. Canım. Gel at da. Maç izleme heyecanında beraber yaşamış olduk böylece. Ya Sacit Bey bundan sonra ben size Sacit Bey demeyeceğim. Sacit diyeceğim. Nasıl? Ya Sacit Bey. Şu bizim kira konusunu da halledelim be bebişim. Bu nasıl bir şaka ya? Nasıl bir espri? Öldür diye biri girmekten. Neyse. İyi akşamlar Cem Bey. Ceketinizi getirdim. Nereden çıktı o? Da aslanım istedi. Kuru temizlikçiler hepsi kapalıymış. Ben de hemen giyersiz diye getirdim. Ha.
Ha, öyle mi? Sağ ol Gaf. Giyseydiniz. Niye? Ne bileyim yani, küçülmüş olabilir, büyümüş olabilir. Niye? Ya bir deneseydiniz. İşte tamam. Eskisi gibi. Cebinde bir şey var mı? Bir bakın isterseniz. Ben genellikle ceket cebine bir şey koymam Gaffur. Ya siz gene de bir bakın, para vardır, mücevher vardır, eksik olmasın. Yok canım, eksik olur mu? Biz sana güveniyoruz Gaffurcuğum. Peki, bir bahşiş söz konusu olamaz mı? Şimdi yanımda bozuk yok Gaffur. Bir dahaki sefere vereyim ben sana. Ceketinizin cebine bakın, bozuk olabilir. Mesela sol cepte. Sanmam. Ya Cem Bey, gerçekten sizin de cebinizde akrep var ama ha. Allah Allah ya. Hadi canım, hadi. Cebinizde akrep var. Yani bir sen kalmıştın Gaffur, paramla pulumla ilgili yorum yapmayan ya. Ben uyarımı yaptım. Ya hadi abla, maç kaçıyor. Ya elimiz boş mu gideceğiz ya? Vay içki beş, ne haber? Bana bak, benimle uğraşma, sinirim tepemde. Bir de sana sarmayayım. Allah Allah, bir efelenme hissediliyor sende. Ha, ne oldu, kapıcıdan geri mi aldın ceketi? Yazık değil mi garibana? Al lan ceketi, al. Al senin olsun, tamam mı? İstemiyorum. Baş belası ceket. Yavaş, alsana ceketi. Hop, şş, istemiyorum kardeşim. Al kardeşim, al sen bu ceketi. İstediğine hediye et, tamam mı? Gözüm görmesin. Manyak ya. Gel abla, hadi. Vay canım kardeşim, ne haber? İyidir. İyi akşamlar abla. Saygı duyarım, nasılsın? Abla mı? Al canım ceketini. Ya Sacit abi, bu ceket benim tarzım değil. Ben istemiyorum bunu. Allah Allah, ne yapalım, atalım mı? Ev sahibine mi götürsek hediye olarak? Aa, elimiz boş gitmesin. Tamam işte. Hı. Abi ev sahibi kim ya? Evet. Evet. Efendim, efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Aa, ne kadar güzel bir sürpriz. Siz de mi geldiniz? Ne haber Burhan? Efendim, o kadar çok sevindim ki, o kadar yani, çok güzel bir misafir tipisiniz. Hoş geldiniz. Hülyari burada ya. Sen nerede burası? Ya Sacit abi ya. Siz birbirinize gıcıktınız değil mi? Hala mı lan, kaç hafta oldu oğlum? Burhan Bey her gün ofiste taptaze tatsızlıklar çıkartıyor. Yani kendisi bu konuda gerçek bir marka yani. Sus! Terbiyesiz, sus! Terbiyesiz, köylü, ilkel, karnında yaşayan insan, ilkel atsı! Ne diyeceğimi şaşırttırdın bana! Nasıl geldin ya buraya? Ha? Edebik mi? Defol git buradan! Bir dakika, Tanrı verdi. Dur kardeşim. Ne oluyor be? Ya Sacit Bey, kusura bakmayın ama yani bu satanist kılıklıya kim haber verdiyse bence burada ilgili yok. Allah Allah. Ha. Ben davet ettim. Benim arkadaşım hakkında ne biçim konuşuyorsun Burhan? Tanrı verdi, benim en kral kankamdır. Ha istemiyorsan söyle. Gidelim maçı başka yerde seyredelim. Aa, olur mu Sacit Beyciğim? Aa. Çerkez tavuğu yaptım ama ben. Cevizin yağını çıkararak hem de. Sakin. Bak Burhan Bey, lafını bil de konuş benimle. Tanrı verdiği söylenmiş her söz bana söylenmiş demektir, o kadar. O kadar. O zaman iş yerindeki sürtüşmeleri iş yerinde bırakalım. Sarılığa geldik. Evet. Buyurun o zaman, içeriye lütfen. Hadi Tanrı Bey, bu maç başlıyor mu? Mahpila Hanım, Sacit Bey, hoş geldiniz efendim. Ve diğerleri. Tanrı verdi. Of! Nasıl kuruyor bu bağlantıları? Gizli bir dernek mi bu? Ne bu?
Burhan. Efendim. Gel canım, bak sana hediye aldık, ceket. Kusura bakmayın, aceleden sardıramadık. Çok zahmet oldu, çok güzel, çok tatlı. Çok zevklisiniz. Tam da üstüme göre galiba. Bir deneyin isterseniz. Tanrı verdi, börek alıyor. Yakıştı mı Sacit Bey? Oldu, oldu. Hocam ne içiyoruz? Cem evladım. Efendim. Sana sormaya çekiniyoruz ama. Yine ceketi mi soracaksınız efendim? Nerede o? Of. En son Gaffur'daydı ama. Ne? Ne? Aa! Yok, sonra ben aldım onu ondan. Ha. Sonra sıkıldım. Dur dedim, atayım şu ceketi. Ne? Aa! Sonra dedim, atmayayım. Gideyim ben bu ceketi Sacit'e vereyim. Ha. Sacit nerede peki şimdi? Dağa kaçtı. Evet, Miraç altın sonunda. Geldim. Çay. Emredirsiniz. Ofiste her gün biz getiriyoruz, iyi oluyor değil mi? Ne? Yakma çarpıyorsun bana. Agresif. Agresifin Allah'ı sensin. Ya, bana da çay, bana da. Tabii tabii, yeni demlediydim zaten. Çay. Buyurun. Ama Sacit Bey, ben yanınıza otururum diye şey ettiydim ama. Allah Allah. Siz oraya otur Burhan. Ne bileyim. Ne oldu, beğenemedin mi? Beğendim de sıkışmayalım diye. Sıkışmayalım diye. Efendim. Ama aman, 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 aman. Buyurun Sacit Bey. Buyurun, afiyet bal şeker olsun. Ben de alacaktım ama. Burhan, arkadaşıma da versene. Aa, tabii ki. Bu yemeklerin hepsi misafirler için yapıldı. Tabii ki. Al. Evet. Sacit Bey, nasıl gidiyor işler? İyi. Ah, arasını be! Törsene suratına! Sacit Bey, evinize alışabildiniz mi? Ha. İnsan bir eve alışınca çıkması çok zor oluyor. Allah senin belanı versin. Allah, Allah senin kaçıncı tipine ya. Kaçıncı, nasıl bir tip var bunda ya? Bir de yakından zoom out yapmış. Sacit Bey, bir ara bir şu kira kontratosunu bir konuşsak diyor, müsait olduğunuz bize. Ya Burhan, bir parazit yapma, şurada bir maç seyredeceğiz. Bir sus be kardeşim ya. Ya hakikaten Burhan Bey, ne kadar gerekli gereksiz konuşuyorsunuz. Konsantre bozuyorsunuz ya. Hazır yaktayken ben bir çay alayım. Satanist ya. Ne diyorsun ya? Maça kızıyorum Sacit Bey. Maçtaki tipler o kadar sinirimi bozuyor ki onlara kızıyorum. Bacım. Burhan niye ölmüş be? Ya hastaneye götürmek lazım ya. Ben memleketten bilen iki saat içinde panzehir vermek lazım buna. Allah'ım onu bize bağışla. Abi işte oğlum, iki saatimiz varmış. Bu arada biz de maç seyredelim. Yok abi, günah ya. Hastaneye götürelim bir saat. Ay, ay. Hadi tane de, hadi kardeşim. Hadi. Ne yiyorsun ya? Nişantaşı'nda ne akrebi bu ya? Ulan maç da gitti, iyi mi? Akrebin gözleri akrebin akrebin. Ne diyeceğiz Sacit'e? Canım, ceketi ver, dayın giyecek deriz. Ne bileyim.
Yok mu evde? Burada maç seyredeceklerdi güya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, Cem'den ceketi. Öyle mi? Cebinde akrep çıktı. Kime çıktı? Bana çıktı. Beni niye çağırmadın? O elindeki bıçak ne? Bu helva kesiyordum, elimde kalmış. Anladım. Beni niye çağırmadın? Dün akşam maç seyretmeye Sacit'i çağırmışsın ama. Aklımdan çıkmış. Beni niye çağırmadın? Beni beğenmiyor musun? Alakası var Gafur, yani şimdi düşünüyorsun, gerçekten beni çok üzüyorsun. O kadar aşağıda aradım dolandım nerede bu adam diye. O zaman yarın akşam gelirim. Yarın akşam da maç vermiş. Beraber seyrederiz. Olur o zaman tabii ki. Lan deli bu adam ya. Deli karakteri bozuk. Niye iyi insanların başına her zaman böyle kötü şeyler geliyor ya? Kural mı bu? Son dört gündür bu çocuk evi, işi, Sütçüoğlu muhallebecisi, Beyoğlu'nda leş gibi bir var. Ki hakikaten leş gibiydi canım. Aslan apartmanı dışında hiçbir yere takılmıyor ya. Bir de at yarışı. Çocuklar, o zaman sevgilisi yok. Ya arkadaşlar, Sertaç'tan bahsedildiği zaman ne kadar sinirleniyor. Görmediniz mi canım? Ya. Ay Fatoş, kesin sana kesik bu çocuk. Yapma ya. Günaydın. Günaydın. Neyse onu anlatıyordum arkadaşlar. Böyle Sertaç'la dans ederken beni bir anda kucağına aldı. Ay nasıl güçlü kolları var. Hii, anlatamam size. Pardon. Evet. Fırsatınız olduğu bir zamanda siz, ben ve Sertaç Bey'le ilgili bir konu konuşabilir miyim sizinle? Tabii. İstediğin zaman. İyi misiniz Burhan Bey? İyi olsam sevinecek misin, üzülecek misin sirsiri? Ayıp ediyorsun ama ha. Dün gece kim götürdü sizi hastaneye sırtında? Akrebi senin cebime koymadığın ne malum? Ne? Sacit Bey'in ahına girip türlü kategoriyle evime giriyorsun. Ondan sonra tesadüfe bak. Tesadüfe bak, tesadüfe bak. Beni o gece akrep sokuyor. Tesadüfe bak. Ya arkadaşım sen manyak mısın? Seni akrep soksa benim elime ne geçecek yani? Niye? Bilmem. Sizin gizli ayinleriniz yok mu öyle şeyler? Ayin mi? Ne yapacaktınız? Kedi yerine beni mi kesecektiniz? Kedileri bırakıp beni mi kesecektiniz? Beni mi kurban edecektiniz o inandığınız şeye? Bak sabrımı taşırıyorsun Burhan Bey. Sana çok pis dalacağım, pişman olacaksın ha. Dal. Papucumun satanisti. Papucumun satanisti. Thank you.
ofise kuş girmiş ya. Ne oldu? Yavaş bilmiyorum. Ofise kuş mu girmiş? Öyle bir şeydi. Öyle bir şey. Ben arabayı aldım. Ha, bak Bule. Ben babamla buluşmaya gidiyorum. Soran olursa söylersin. Cemen işte ceketin geri geldi. Oraya astım. Havada senin haberin olsun. Ben mesudiyet kabul etmem. İyi mi? İyi, iyi. Ya üzüldüm yine de. Çok pis daldım ben. Sen benim ünlü konuşacaktın Tanrıverdi. Ya... şey... bu Sertaş denen herif var ya... Evet, var. Maça geldin. Aa, hoş geldin canım. Gözüne ne oldu? Nazar. Ben bu Sertaş denen herifin etrafta olmasından hoşlanmıyorum. Ya, neden? Ne haber baba? Nasılsın ya? Keyfim yok, anlatırım. Bu ceket hala duruyor mu? Bayılırım ben buna. Ama sana biraz dar gelmiyor mu? Alsana sen bunu. Vallahi ya. Al. Al, vallahi. Al babacığım. Ver bakayım. Hadi. Bana her şeyi... açık açık anlatabilirsin Tanrıverdi. İçinden nasıl geliyorsa. Ya ben... bu herif... ya sürekli bana bir kedi muhabbeti yapıyor ya. Ha? Ya siyah tişört giyiyoruz ya. Ha? Tövbe estağfurullah, satanist mi sanıyor beni, ne yapıyorsa. Sürekli böyle manyak manyak şakalar, kedi kedi falan espriler böyle. Yani özel arkadaşınız olmasa Fatoş abla gerçekten tepem attı atacak yani. İyi akşamlar Tanrıverdi. İyi akşamlar Fatoş abla. Yani her şeyi açık açık söyle dedin diye. Alo? Ha, iyiyim, iyiyim, iyiyim. İlginç. Teşekkür ederim. Aa, aşk olsun Tanrıverdi. Niye senin suçun olsun? Yani ben de öyle bir sivri çıkışlar yaptım. Benim de hatam var yani. Ha. Aa, elin de ağırmış ama. Lütfen. Çok iyiyim. Sen üzülme. Benim keyfim çok yerinde. Tamam. Okey to. Ha, burnuma karıştırınca hapşuruk geliyor. Yani anlayacağım baba, para durumları pek iyi değil. Neyse, ben bir tuvalete gideyim. Yeter.
Geldim. Hadi kalkalım artık. Benim randevum var. Hadi. Ceketini de al. Niye, sen almıyor musun ceketini? Ya ben vazgeçtim, sen de kalsın. Neden? Bilmem. Ceplerini kontrol et. Ne olur ne olmaz. Hayat en beklenmedik zamanlarda insana gülümser evladım. Ha? Neyse, hadi çıkalım. Hayvan, ver topu, ver topu. Ver, ver, Allah seni belanı ver. Hayvan şerefsiz. Tüh Allah. Lan, ver. Tüh. Ya sen şerefsiz. Sen gebe futbolcunun ben. Ver ya. Ben belas. Atmasın. Efendim? Atmasın diyorum. Plazmaya fıstık atıyorsun ya. Bir sakıncası mı var? Yok, aslında yok. 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 Aklımda yok yani. Elbette sadece sen sinirlenip kendini harap ediyorsun diye şey yaptım yani. Ha. Devre arası. Ha. Ay bak ya, Allah Allah, şansa bak ya. Vay da bak. Vay. Vay. Ya ben tuvalete gitmem lazım. Vay vay vay. Ama ben niye benim başıma geliyor ya? Hayatım bu noktaya nasıl geldi? Nasıl geldi? Nereden çıktı? Ceketimin cebinden. Ah, he. Demek ki geçen kıştan kalmış cebinde. Hayır efendim, babam koymuş. Cebinde kalmıştır. Bir şey yapmadık. Hayır efendim, kendi babam. Bülent amca. Ne? Ben kafedeyken baktım çaktırmadan ceketimin cebine bir şeyler sıkıştırıyor. Yazık ya. Ay çok zarif adam ama ya. Kaç para? 5100 YTL. Oo bayağı. 5100 mü? Herhalde bizim sıkıntı çekeceğimizi düşündü. Böyle açıktan aşağı da vermek istemedi. Öyle gizlice ceketin cebine sıkıştırdı. Zarif adam, zarif. Çok hoş adam ama ya. Biz de koyabilirdik. Yani mümkündü. Siz koysaydınız bir daha sizinle asla konuşmazdım efendim. Çeker giderdim. Benim de bir şerefim var. Benim de bir onurum var. Ama babam olunca başka tabii. 5100 ha? Cömert adam. Çok da asil. Örnek bir kişilik. Evet, yani konu bir şekilde saptı gitti yani. Nerelere gitti ki? Bir yerden başladı, buradan başladı. Hop, nerelere gitti? Ondan sonra döndü dolaştı, kapı açıldı. Geldi bir yerimde kaçtı. Hadi dal, 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 dal. Hadi dal, dal, dal. Hadi, papucumun satanisti. Papucumun satanisti. Papucumun satanisti. Lütfen ama! Gerizekalının teki karşınızda yok! Yok! Yok!
Çok da asil. Kesinlikle örnek bir insan. Tamam, biz de koyabilirdik. Yani... Ay Allah ya. Bir de ben onu söyleyeyim. Ben geldiğim zaman konuyu değiştiriyorsunuz. Sanki ben bu konuyu anlamıyorum ama... gerizekalı mıyım ben? Daha yürüyordu oradan. Alo? Kusura bakma. Kusura bak. Kusura bak. Espri. Bu hemen darlandığı zaman, sıkıştığı zaman hemen Fatoş ablasının eteklerinin altına girsin. Böyle baksın yukarı. Erkek adam bunu yapar mı ya? Ben de zengin çocuğum. Baksın yukarı ya. Biri bizi durdursun canım.